Türk milletinin duygusal olduğuna inanıyorum. Özellikle milliyetçi duygularımız inanılmaz kabarık. Hoş bir şey mi değil mi? Bunun yorumu bize kalmamıştır efendim arkadaşlar. Size bırakıyoruz burada topluma. Bu biraz hassas bir konu nihayetinde. Ama Türklerle alakalı bir şey olduğu zaman hani bir filmde aa Türk bayrağı var lan, aa Türkçe konuştular lan, aa Türklerden bahsediyor. Meğerse mesela terörist olarak gösteriyorlar bizi. Tamam böyle çok kötü bir şekilde. Ulan diyorsun ne alaka kardeşim, bizim onlarla alakamız yok vesaire. Ama bir taraftan da bazen böyle bir garip bir şekilde bunu ben de zaman zaman yapıyorum. Kendimi eleştiriyorum. Sadece toplumu değil, kendimi de eleştiriyorum. Düzeltilmemiz gereken yönlerimiz olduğunu düşünüyorum falan. Hep böyle bir daha önceki videoda şey yaptık ya. Ya bizden olmaz abi. Mantığı garip bir şekilde bize yerleşmiş. Ya yerleştirilmiş ya biz öyle algılamışız vesaire. Ama genelde toplumda böyle de bir şey var. Bizden olmaz abi falan diye. O yüzden böyle bir yabancı bir üründe bir Türk'le alakalı bir şey gördüğümüzde inanılmaz duygulanıyoruz. Hevesimiz böyle bir kabarıyor. Hatta gidip o ürünü almak istiyoruz. Veya izlemek istiyoruz. Okumak Hani istiyoruz. şeyi merak ediyorum. Dünyada başka as bayrakları mimi hani olan bir yer var mı? Hani bizde çünkü harbiden Türk gördüğümüz zaman heyecanlanıyoruz. Hepimiz heyecanlanıyoruz. Oo lan falan yani sen ben de Abi neydi heyecanlanıyoruz yani. şu Playboy güzeli sonra Vine videoları falan çekmeye başladı. Bir ara kapalı fotoğrafları vardı. Türk bir adamla böyle Twitter üzerinde konuştu. Sörn Olivia mıydı ya? Amanda Ha, mıydı? Amanda Amanda Cerny. Amanda Cerny. Ona bile bayrak astırmışlardı, hatırlıyor Cerny. musun? Yani neyse. Yani bu konuda çok enteresan bir toplumuz. Yani ben mesela yıllar önce salak bir film seyrediyordum. Gecenin bir saatte rastgele bir yabancı bir film denk geldi. Onu izliyorum. Bir tane Amerikan filmi, bir romantik komedi. Bir yerde kız bir tişört giyip Türkiye yazıyor. Kız yazıyor. Aaa falan diye tepki vermiş. Annem uyuyordu onu yandırmıştım falan. Anne bak falan. Manyak mısın nasıl deyip uyumuş derler falan. Sonra bir daha hiç alakada yok yani. Öyle bir salak bir film. Tamam bir gençlik filmi yani. Neyse yani abi konuyu nereye vardıracaksınız diye merak etmeyin arkadaşlar. Büyük ihtimalle başlıktan fark etmişsinizdir. Biz Rainbow Six Siege için bekliyorduk operatörlerden Türk gelsin, Bordo Bereliler birazcık da orada oynayalım falan diye, ama görünüşe bakılırsa Overwatch'a bir karakter, Türk karakter gelecekmiş gibi gözüküyor ya da en azından bir Türk karakterden En bahsediliyor. azından Lord'a var Evet, yani. Lore'da bahsediliyor arkadaşlar. Ya yani Lore'u çok açıkçası okumadım ama bir onbaşı Emre Sarıoğlu diye bir arkadaşımız var. İstanbul, Türkiye diyor. Zaten şöyle garip bir şey var. Yabancılar İstanbul'u Türkiye'den daha fazla biliyorlar. Yani ben birisiyle tanıştığımda Türkiye diyorum. Biraz böyle bir sanki şey yapıyor adam. Duruyor. İstanbul deyince aa İstanbul falan gibi yorumlarla Constantinople karşılaşıyorum. Böyle bir durum söz konusu. İstanbul Türkiye'de bir karakter, bir onbaşı. Niçin Türk bir karakter seçmişler? Nasıl adapte etmişler bilmiyorum ama Blizzard'da da böyle Türklerin çalıştığını biliyorum, yanlışım yoksa. Var evet. Birkaç önemli noktasında Türk olduğunu biliyorum. Yanlışım olmasın. Onların da etkisi olmuş olabilir belki. Hani onların da belki de bulunmasıyla birlikte hadi Lore'a bir Türk de ekleyelim demiş olabilirler. Türk bir karakter olarak geri dönüş olur mu? Hiçbir fikrim yok. Görmeyi ister miydik Overwatch'un içerisinde? İsterdik Türkçe konuşur. Çünkü her karakter kendi şeyinde konuşuyor ya. Kendine has bir isim var. Ama mesela özelliği ne olurdu falan. Şimdi düşünsene. Mesela Hanzo, Genji'yi biliyoruz. Klasik iğrenç esprileri yapalım mı? Yapalım abi. Osmanlı tokadı, Güzel olur ha. Duyunca çağırdı koyuyorsun. Doomfist var abi şimdi. Mesela ultisi. Doomfist'in şey versiyonu. Tokat İşte atan versiyonu böyle, yani. tamam mı? Ama önce şey oluyor. Tamam böyle Q'ya bastığı zaman tamam böyle hani Evet. şey var. Ultinin bir dolma süreci var ya. El yeşilleniyor Aynen öyle. Meet your stride diyor. Doomfist böyle. ortadan kayboluyor ya. Burada da bir Allah'ını verecek Allah deyip şöyle Allah yarattı deyip bir yanına yapıştıracak. Bayağı ama direkt şey öldürecek. Tabii canım tek Ottoman atması lazım. smash diye falan. Yani mesela skilleri ne olurdu peki abi bunun yanı sıra? Böyle bir düşününce şimdi direkt bunu aslında yayından önce bizim konuşup Evet. hazırlamamız gerekiyordu ama Sen şimdi hazırladın. düşünüyoruz. Yani ne yetenekleri olabilirdi bu karakterin? Abi ne bileyim yani şimdi klasik yere Şey girmek ulti çok istemiyorum. güzel abi. Ulti çok güzel. Benim aklıma Osmanlı gelmedi. tokadı Osmanlı diyorsun. togadı bence süper abi. Ya karakterin Osmanlı motifli olmasına gerek yok ama Evet. Osmanlı togadı bence harika. Koydu muydu böyle 2-3 ünü birden yere serecek. Ne olabilirdi mesela? Hani Şuruken şeklinde ay yıldız fırlatsın abi ay ne yıldız bileyim lan yani saçma fırlatın. sapan bir dünya yani. Ya burada aslında ben yorumlarda müthiş şeyler bekliyorum. Ya bizim o konuda çok güzel espri ortaya çıkarabilen arkadaşlarımız var. Bu noktada size bırakıyoruz. Biz yayın program esnasında daha doğrusu yayın demeyelim. Aklımıza geldikçe paylaşabiliriz buradan. Ama onun dışında evet Mesela açıkçası. ana silah ne olmalı abi mesela?
Ha, Türkler özel ne var ki silah konusunda? Yani kılıç kalkan falan olabilir gibi geliyor Yani aklıma. Hani kılıç eğer olacaksa olabiliyor yani en şu anda fazla. günümüz için ne olabilir diye düşünüyorum. Ya çünkü baktığın zaman şeyde de her ne kadar Hanzo ve Genji modern karakterler olsun da birinde ok var, birinde katana ve şey var. İşte shuriken atıyor. Hani sonuçta bizde biraz geçmişe dönük karakterler, belki at üstünde bir karakter olabilir mesela. Ya da kurt falan vardır yanında, kurtla mutla falan gibi. O kadar da detaya inerler mi Hani Türk bilmiyorum ama. kahramanlarına yola çıkamayacağım. Atıl kurt saldırısı bilmem ne falan filan diye saçma Yanında sapan kurt şeyler. olur mesela. Ne bileyim, bir tane sikili. Şey yapar. Onu Hani gönderir falan, belki olabilir. harbiden yani Türk konseptini koyduğun zaman ne çıkıyor Bir kere ki? abi şey abi. Ofensif karakter olacak. Her şekilde evet. Defansif olmaz. Ofensif bir milletiz çünkü böyle Evet. nihayetinde. Ya düşünüyorum düşünüyorum, hala bir şey bulamadım Hani açıkçası. mesela Street Fighter onu Şiş yağlı kebaptan. güreşçi olarak hani şey yaptı, Ha yorumladı. evet, Direkt güzel bir yağlı yorum. güreşçi olarak Hakan vardı yorumladı. Evet, mesela hani burada. Hakan'dan yola çıktı. Punch-Out'ta yine Türk karakter vardı biliyorsun. Bayağı da şeydi yani, bosslardan bir tanesiydi. Bayağı zordu geçmesi, Şakır'da. Şukur falan filan muhabbeti yapıyordu. Yerim seni lan falan muhabbeti. Yarım lan seni falan Böyle muhabbetleri bir yapıyordu. muhabbetleri vardı karakterimizin. Biraz agresif. Kel ve bıyıklı olmasıyla birlikte beni benden almıştı açıkçası. Ama hani Kel ve bıyıklı isterim. hani shooter bir oyunda koyabileceğin şeyler şey gibi sınırlı geliyor bana. Valla abi işte yani aklıma benim hemen böyle baklava baklava falan geliyor yani. Yani Yoğurt, baklava. işte klasik Polat muhabbetleri. Zartut tabancayla Aman abi öyle bir gideceğin karakter dışın 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 dışın. olmasın. Yani hani bir şey gelmiyor çünkü çıkaramıyorum ya başka bir o kadar da özelliği olan bir millet değilmişiz herhalde bilemedim yani. Biz şey var, misafirperverliğimiz var. Oradan otur Gerçekten. abi falan Gerçi diye abi böyle. şimdi düşünüyorum da yani burada karakterlerin kaçının milliyetiyle özelliklerine alakası var Yok ki? ya, Ya hep hiçbirinin yok silahı yani. tutuşturuyorlar yine. Orada Yani. zaten hani Blizzard tamamen şey yapıyor. Bir tema veriyor karaktere ama oyun içerisinde nasıl dengelemek istiyorsa o karaktere o şekilde Hani özellikler veriyor. sanıyorum bir Genji katanasıyla harbiden Japon ruhunu İşte yansıtıyor. Çünkü Hanzo Hanzo. bile ok olarak çok Evet. alakası yok aslında. Hani Genji bir yansıtıyor. Mesela ben olsam Diva'yı Japon yapardım. Mac hani konsepti Kore'den daha çok bana Japonya'yı anımsatıyor aslında. Onun haricinde daha bir çok fazla öyle şey yok zaten. Zenyatta da var işte biraz şey olarak. Robotik o şey ne o? Sivas'ta 7 Hani gün diye. Mac'li Amerikan olarak kovboy. Tibet'te 7 yılı, Sivas'ta 7 gün olarak çevirdim, çok iyi. Hani Mekri var kovboy olarak, Ha Amerikan evet. olarak. Onun haricinde ne bileyim. Soldier 76 var işte. Yani işte onlar falan zaten klasik de. Ya geri kalanlar çok fazla evet özelliklerinin mesela şeyin hiç alakası yok. Farah'ın roket atarla geziyor ne yani? Şey mi? Arap terörist mi? Ne roket atar ne yani hani. Herhalde. Mısırlıydı değil mi Farah'yla şey? Farah'ın Neyse Mısırlı yani. olması lazım yani. Çok fazla şeyle alakası yok evet. Yani Türk bir karakter koyarlarsa da özelliklerinin Türkiye ile bir alakası olmaz Brezilyalı zaten. mesela, patenli şey. Şey diyesim geliyor ya. Eddie diyesim geliyor. Eddie değil. Lucio. Tamam yani. Eddie ne alakası? Tekkele gittim valla. Neyse işte ya da şey hakeza. Torbjörn falan gibi. Yani bence bulurlar abi bir şeyler. Yani Eklerler. uydurdukları şeyin illa şey olmasa Ama gerek mutlaka Osmanlı tokadı olmalı abi yani, yok ultisi. Ultisi Osmanlı tokadı olsun, geri kalan çok önemli değil. Silah milah falan filan. Ne olacak abi? ne kadar bir Osmanlı tokadı. alana Geviş vuruyor olması piyade tüfeği olur yani. Elinde silah, lazım. direkt aklıma askerlikten onlar geliyor falan. Başka bir şey Soldier 76. yok. Yani olabilir. Patates soya Ya cevabı şey, mutlaka şey olması lazım mesela. Yani diyalog seçenekler arasında bunlar hep İsrail mi oyunu falan. Bir şeyler olması bu. lazım. Neyse efendim, fazla da şey yapmayalım, sululuğunu soluk çıkartmayalım Ya ama sonuç olarak şunu da söyleyeyim bu arada. Bir hikayede sadece bir tane isim geçiyor bu arada o. Ana şeye geliyor İstanbul'a bir göreve gidiyor. Oradaki askerlerden bir tanesiymiş yani Emre Sarıoğlu diye. En fazla göreceğimiz şeyi ben size söyleyeyim. Bir tane skeç yani. Bir karakter hani skeci göreceğiz en fazla. Böyle bir şey çıkarsa animasyon çıkarsa eğer. Kısa bir hani slide gösterecek animasyonları var ya. O için. O tarz bir animasyonda ana ön planda duruyorken arkada da Emre durur yani en fazla Emre de şöyle oradan bir. bakar. O! Hani göreceğimiz en fazla o. Karakter harbiden birazcık fazla abartılı bir aslında haber bence. Evet, bana da öyle gibi geliyor. Benim ama şaka bir tarafa Rainbow Six Siege'e ciddi anlamda Türk operatörleri bekliyorum. Mutlaka olması gerektiğine inanıyorum. Çünkü abi Amerika'ya bir döndü dolaştı gittiler. Bilmem nereye döndü dolaştı gittiler. Polonya'sından Brezilya'sına kadar pek çok farklı memleketten silahlı kuvvetlerinden ilham aldılar ve sundular. Ya mutlaka ama mutlaka Türk karakterler de yer almalı, Türk operatörler de yer almalı. Çünkü hakikaten bu konuda tecrübeli, deneyimli bir şey, silah, ya silah gücüne sahip demeyeyim de ekip gücüne, bir emniyet gücüne sahip olduğumuza inanıyorum. Bunun yanı sıra Rainbow Six Siege de Türkiye'de çok büyük bir kitleye sahip. Yani zannedersem
Tamam, bir Counter Strike kadar olmasa da yakın zamanda shooter olarak free to play oyunları bir köşeye bırakırsak paralı olarak satın oyunlar arasında en popüleridir benim kanımca. Overwatch'tan falan daha popüler çünkü. Muhtemelen Çok yani. fazla bir şey olmadı Overwatch'un. Dünya çapında da öyle. Mesela geçen gün konuştuk. Overwatch'un finalleri 20-30 bin mi ne izleniyormuş? Abi Rainbow Six Siege'in finali 200-300 bin izlendi yani. Çok e-spor olarak da nam salmış durumda. Her neyse dönüp dolaşıp farklı bir konuya yine girdik ama ben gerçekten de beklerim bir Türk karakter Rainbow Six Siege'e. Overwatch'a da gelirse tabii başımızın üstünde yeri var. Benim de Overwatch'a tekrar dönüp oynama şansım. Hatta bugün videoları erken bitirelim, nasıl oynayalım ya. Ne zamandır oynamıyoruz, bir Overwatch Evet, oynayalım. Overwatch Ben bir oynayalım. kudurayım, çıldırayım yine. Ya Overwatch'a da bu arada eğer bir Türk karakter gelirse bunun da gelmesinin tek sebebi şeyden dolayı olur. Diversity muhabbeti var ya. Nedir abi? Hani çeşitlilik. Hani böyle şey olarak hani her milletten bir karakter koymalıyız. Hani kesinlikle Amerikan whitewashing'e girmemeliyiz. Sadece Amerikan olmamalı. Her milletten farklı farklı karakter koyalım falan. Sırf o geyikten dolayı. Olursa olur diyorsun. Yani koymak isterler sırf o geyikten dolayı koyarlar bence. Başka bir şeyden değil çünkü. Başka bir şey. Rus da var, Zarya da var mesela. Zarya'nın yanına bir tane bekliyorum ya, yani şöyle. Devrimci bir yoldaş, orak çekişle dalıyorum böyle. Kızıl saçlı böyle. Uzun kızıl saçları olan. Da, yes comrade falan diye böyle gidecek. Neyse. Sürekli vodka içen falan Nazdrovya. Evet arkadaşlar. böyle. Başka bir videoda daha görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sizlerin de yorumlarınızı bekliyoruz oyunlardaki Türk karakterlerle alakalı. Tabii ki çok daha farklı karakterler var. Biz de birkaç tane örnek verdik ama Overwatch'a mı yakışır, Rainbow Six Siege'e mi yakışır veya siz başka bir oyunda görmek istediğiniz bir karakter var mı? Yorumlarınızı bekliyoruz. Görüşmek üzere bir başka videoda da.